Montessori Akademi adını seçerken bize en uygun olan adı seçtik. Liberum, özgür, kısıtlanmamış ve bağımsız demektir. Akademia, Atina'da felsefi etkinliklerin yapıldığı bahçelerin adıdır. Dönemin ileri gelenlerinden Akademos, kendine ait olan bahçeleri halka bağışladıktan sonra bu bahçeler akademik ilkelerin temellerini oluşturan felsefi etkinliklere mekan sağlamıştır. Liberum Montessori Akademia, Montessori felsefesini özgürlük temelinde ve akademik ilkelerle uygulayan okulların adıdır. İlk 6 yaşın eğitimini el işi sanan nesiller yetiştirdik. Çocuklar kestiler, katladılar, kıvırdılar, büktüler ve yapıştırdılar. Yıllar yıllar eğitim niyetine böyle geçti. Çocuklar sonunda balıktan ve çiçekten mezun oldular. Eğitim bir öğrenme deneyimidir. Peki sizce hangi organınız öğrenir? Yüzyıllardır öğrenen soyut bir nesne olan zihin diye düşündük. Oysa öğrenen organımız beyindir. İşte beyin. Onunla düşünüyoruz, onunla karar veriyoruz. Matematik işlemlerini onunla yapıyoruz ve onunla aşık oluyoruz. Peki beyin nasıl öğrenir? Sinir hücreleri arasından elektrik geçer ve iki sinir hücresi bağlantı kurar. Biz bu bağlantıya sinaptik bağlantı deriz. Beynin kapasitesi sinaptik bağlantıların sayısıyla belli olur. Sadece 1000 sinaptik bağlantınız olabilir. Oysa daha yüksek bir beyin kapasitesi için sinaptik bağlantı sayısını arttırmanız gerekir. İlk 6 yaşta beyindeki sinaptik bağlantıların %80'i oluşur. Demek ki ilk 6 yaşta doğru bir eğitime sonraki yıllarda olduğundan çok daha fazla ihtiyacınız vardır. İşte bu doğru eğitim Montessori eğitimidir. Neden Montessori eğitimi bu kadar başarılıdır? Çünkü Montessori eğitiminde eller somut araçlarla çalışarak öğrenir. Oysa geleneksel eğitimde biz çocuklardan çiçek gibi olmalarını bekleriz. Bu da onların hareketsiz ve sürekli sessiz oldukları anlamına gelir. Eğitimde ellerimizi kullanmak neden çok önemlidir? Çünkü beyne en yüksek miktarda elektrik ellerden gider. Sadece 5 duyumuz olduğunu sanıyorsunuz. Fakat ellerden giden bilginin duyusal ismi proprioception'dır. Beynimde elimden gelen bilgiyi işleyen alanın büyüklüğü ellerimle doğru orantılı olsaydı işte tam da böyle gözükürdüm. Montessori yöntemi ellerden gelen bilgiyi kullanan somut araçlara sahip olduğu için diğer bütün yöntemlere göre beyni en yüksek oranda geliştiren, en fazla sinaptik bağlantı kuran eğitim yöntemidir. Montessori araçları çocuğun beynini geliştirecek zengin uyaranlara sahiptir. Boyut araçları çocuk beynindeki uzamsal ve kinestetik zekayı geliştirir. Montessori araçlarında bir de matematiğe bakalım. Matematik araçlarıyla çalışırken çocuklar 100'e kadar sayıları öğrenirler, ondan sonra 4 basamaklı sayılara geçerler. Bu sırada hem matematiksel mantıksal zekalarını geliştirirler hem de uzamsal zekaları desteklenmeye devam eder. Montessori'deki banka oyununda çocuklar 4 basamaklı sayılarla 4 işlem yaparlar. Bu sayıların basamak değerlerini oldukça iyi bilirler ve neredeyse ilkokul 4. sınıfa kadarki müfredatı tamamlarlar. Montessori çocukları 4 basamaklı sayılarla işlem yaparlarken geleneksel okuldaki çocuklar 10 parmaklarıyla sadece 10'a kadar sayabilirler. Montessori'deki okur yazarlık araçlarının büyük bir kısmını biz hazırlıyoruz. Çünkü Türkçedeki ses temelli eğitim için bize özgü araçlara ihtiyacımız var. Montessori minik oyuncakları kullanarak kartlar hazırlardı. Bu kartları da Liberum Montessori Akademi hazırlıyor. Geleneksel bir okulda çocuklar okuma yazmaya hazırlanmazlar. Kendiliklerinden okuyacak olduklarında da mutlaka durdurulurlar. Bu beyin gelişimleri için oldukça olumsuz bir etkidir. Kültür araçlarıyla sadece üstünde yaşadıkları gezegen olarak dünyayı öğrenmekle kalmazlar, bütün uzayı ve gezegenleri de öğrenirler. Geleneksel eğitimde ise tam da şu anda çocuklar Hansel ve Gretel hikayesini dinliyor olabilirler. Yani üvey anne yüzünden bir babanın iki çocuğu ormana terk ediş hikayesi. Alo? Yes, Arzu Aydoğan is speaking. Mr. President? Thank you for calling. Yes, I had seen your photograph working with the Pink Tower and the Brown Stairs. I really appreciate your call. Okay, I promise. I will send you the cards of the Pink Tower and the Brown Stairs, Mr. President. Thank you very much. Goodbye.
Başkan Liberum Montessori Akademia'nın işlerini çok beğendiğini söyledi. Özellikle de pembe kule ve kahverengi merdiven kartlarını istiyor bizden. Hemen yollayacağım. Biz bir Montessori okulu olarak zaten bütün geleneksel okullardan farklıyız. Aynı zamanda diğer Montessori okullarından da farklıyız. Liberum Montessori Akademia kendine has bir bütüncül sisteme sahiptir. Bütün çalışmalarımız arka planda oldukça yetenekli olan bir Ar-Ge ile desteklenir. Tecrübeli öğretmenlerimiz, eğitim koordinatörlerimiz ve hakikaten bu işte çok iyi yöneticilerimiz vardır. Öğretmenlerimiz düzenli gözlem yaparlar ve bu veriler koordinatörlerimiz tarafından değerlendirilir. Size değerlendirme toplantılarında sunulur. Yani biz geleneksel eğitimde olduğu gibi çocuğunuz yemeğini yediğinin yanına gülen bir yüz koyan karneler vermeyiz. Liberum Montessori Akademia yeni bir okul kurarken tüm sistemini oraya taşır. Ve Liberum Montessori Akademia'nın tüm okulları işte bu sisteme sahip olurlar. Branş dersleriyle de desteklenen bir programımız var. İngilizce eğitim Pearson & Longman ekolüyle devam ediyor. Bunun yanı sıra Orff yöntemine göre müzik, drama, modern dans, yoga ve hareket eğitimi de veriliyor. Ve eğitimler yaz tatili gibi bir ara vermeden bütün bir yıl sürdürülüyor. Biz yeni nesil Montessori'ciler çocukların hareketle öğrendiğini biliyoruz. Eğitim programımızın içinde bu nedenle kaba motoru destekleyen bir müfredatta bulunmaktadır. Bu arada Liberum Montessori Akademia'da çocukların oyun oynamadığını duyarsanız sakın inanmayın. Biz ayrı bir Montessori ekolüyüz. Liberum Montessori Akademia'da çocuklarınız sizin çocukluğunuzun oyunlarını oynayacaklar. Şimdi beyin gelişimi için en doğru okulun hangisi olduğunu biliyorsunuz. Liberum Montessori Akademia, Montessori aşkına. Thank you.